Herkese cumartesi akşamından selamlar kızlar. Ben bugün de mesaim vardı. Ay çok ses var. Kapanıştım bugün. Şimdi çıktım saat 10. Ve eve gideceğim. Murat alıyor beni. Yarına o kadar işim var ki size anlatamam. Halıcı gelecek yıkamak için. Yani halı yıkamaya gelecek. Onun arkasına tabii ki temizlik yapmam lazım. Çünkü halıyı da değiştireceğim o arada. Ay halı diyorum hep ya. Koltuk yıkamacı. Ondan sonra salon dip köşe silmem, temizlemem gerekiyor. Bir sürü çamaşırım var. Yemek yok evde. Daha ne sayayım kızlar. Bugün modum da düşük. Bilmiyorum neden. Sabah biraz böyle hafiften de rahatsızlandım. Böyle mide bulantısı. Çok affedersiniz midem bozulmuş. Bu bir değişik. Bilmiyorum ya. Hiç şey hissetmedim kendimi. İşe de çok geç geldim o yüzden. Böyle işte. Modsuz bugündeyim. Modsuz. Modsuz mutsuz diyeyim. Ya mutluyum çok şükür. Hani öyle bir şeyim yok ama bazen olur ya böyle. Neyse hocam gelmiş. Şimdi arabaya bineyim ve gidelim. Evimize. Evde görüşürüz tekrar. Evet kızlar ben eve geldim. Yoldan Doğa'yı aramıştık. Kızım çay koyar mısın diye. Sağ olsun çay koymuş. O kadar güzel gitti ki çok az böyle yani diyeyim ki size şunun ucuyla bir şeker attım. Çünkü şekersiz mümkün değil içemiyorum. Ve zaten sürekli çay tüketmediğim için de bir sakınca olmaz yani. Bununla attığım şeker dışında tatlı hiçbir şekilde yemiyorum. Burada da kardeşlerim var. Çok seviyoruz cumartesi günler ki dizimiz kızlar. Gerçekten keyif alarak izliyoruz. Şimdi de Doğa birazcık böyle mısır patlattı. Azıcık da birkaç da bundan yiyeceğim. Ay kızım getirdin mi? Öyle kızlar. Hadi yine görüşürüz. Size günaydın kızlar. Vlog'un ikinci günü oluyor. Yani dün akşam açılış yapmıştım. Eve geldim ama tabii geç olduğu için ondan sonra bir şey çekemedim. Bugün pazar günü. Hep biliyorum ki seviyorsunuz kahvaltı hazırlarken çek diyorsunuz. O yüzden de kahvaltı hazırlarken de çekmemi seviyorsunuz. O yüzden de şimdi pazar kahvaltısını yine beraber hazırlayalım. Aklımda ne var? Yumurta salatası canım istiyordu. Ki ben zaten haşlanmış yumurta sabahları tüketiyorum genelde. Anne bazen biber yapsana. Bazen haşlanmış, bazen de omlet şeklinde tüketiyorum. Ama bugün dedim haşlanmış yapayım. Doğranmış işte iceberg'im, soğanım falan da var. Hani tapırın içinde salatayı öyle bekletiyorum. Hani soslayıp çıkartıyorum ortaya. Ondan da çıkartırım işte. Yumurtayı da doğrarım. Güzelce böyle yumurta salatası yaparım diye düşündüm. Beraber hazırlayalım. Kızlar patates kızartması istedi. Eşim de seviyor ama ben bunu ne yapacağım? Fırında yapacağım kızlar. Fırına atacağım. Şöyle hemencik soyuyorum. Ondan sonra fırında kızartacağım. Genelde öyle yapıyorum. Normal kızartmadansa gerçekten çok lezzetli oluyor. Tabii ki de daha sağlıklı oluyor. Çok az yağ ile olmuş oluyor. Ondan sonra süt de koyuyorum hafiften içine. Ay patatesler gitmeye başlamış ya. Sözde kış patates ama niye durmuyor bunlar anlamadım. Neyse işte böyle. Dünden beri böyle bir kızlar üzerimde nasıl diyeyim sanki böyle bir tansiyonunuz düşük olur da elinizin ayağınızın çok feri olmaz ya öyle hissediyorum. Şimdi baktım tansiyonum 10'a 7. Hani çok aşırı düşük değil ama çok normalde değil yani 10'a 7 benim için. Ama niye öyle oluyor bilmiyorum. Açlık da hani öyle çok aç da bırakmıyorum kendimi. Herhalde yorulmaktan ya da diyetten sonra bir şeylerde değerlerim mi azaldı? Bir olmazsa kan veririm. İşte öyle yani bilmiyorum. Çok böyle enerjiksiz hissediyorum kendimi. Enerjisiz hissediyorum. Nedense. Bugünlerde. Dün de bugün de öyleyim yani. Ay şuna bakın ya. Üzüldüm patatesler gitmiş valla. Tamam kızlar ben bunları doğrayayım. Sonra yine görüşürüz. Bunları güzelce yıkadım şimdi. Fırına koyduğumda biraz da kalın kalın yapıyorum kızlar. Yani şöyle. Böyle. Hani tavada kızartırken biraz daha ince yaparsınız ya. Fırında biraz daha kalın yapıyorum.
doğada şey yapıyor. Makinede temizler vardı, onları kaldırıyor kızım. Sağ olsun. Ay. Bu arada sabah uyanır uyanmaz. Bir dakika kızım. Sabah uyanır uyanmaz. İlk iş telefonuma bakarım genelde. Bir baktım koltukçu. Ay, hep koltukçu. Evet, koltukçu mesaj atmış. Ondan sonra koltukçu mesaj atmış. Yıkamacı. Ama şey, mesaj bekleniyor yazıyor. Yani nedense açılmadı. Ondan sonra aradım. Dedim ki hani mesajınızı göremedim. Mesaj atmışsınız dedim. Abla dedi şey, eşim rahatsızlandı. Bugün bütün işlerimi iptal ettim. Haftaya dedi, çarşamba ya da perşembe yapalım, haberleşelim. Akşam dedi. Ama çarşamba da perşembe de ben çalışıyorum. Gerçi eşim evde olur. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse. Yani öylelikle kızlar, koltuk, işim ertelendi. Aslında bugün olsa çok iyi olacaktı. Arkasından temizliğini de yapardım. Salonum gerçekten bir içim rahatlayacaktı yani. Ama olmadı. Kısmet, ne yapayım. Olmadı bugün. Diğer işlerimi hallederim. Bir sürü çamaşırım var. Gene bir süpürge bile de yapmam lazım. Bakalım. İş bitmiyor kızlar vallahi. Yemek yapıp dolaba atmam lazım. Hiç yemek yok. İş biter mi bizde? Evet, ben bunlara devam edeyim yine. Ve şöyle kızlar, şeyi çıkardım. Normalde böyle bir leğenin içinde ben bunu yağla tuzluyordum ama şimdi büyük leğenin yukarıda kalmış. Onun için tepsinin içinde yapacağım. Açmışlar şunu da yapayım. Ay, bu neyim yok? Neyim var benim? Neyim yok da anlamadım ya. Patatesi doyamayanlar da bugün. Doğa diyor ki daha anne yap yap, anne yap yap. Evet kızlar, şöyle yağı üzerinden gezdiriyorum. Böyle salataya atar gibi yani, o derece az. Bakın, görüyor musunuz? Evet, yeter. Tuzumu da ekleyeceğim. Vereceğim fırına. Hatta isteyen baharat falan da atar da bizimkiler baharatlı sevmiyor. Gelmeyeceğim. Şöyle de güzelce karıştıracağım. Yani biraz daha sağlıklı hale getirmiş oluruz. Hem de tabii ki başında bekleyip kızartmaktansa daha kolay kızlar. Böyle bir kere fırına atıyorsunuz. Orada kendiliğinden oluyor, bitiyor. İşte böyle. Birazcık da şimdi dediğim gibi süt ilave edeceğim. Süt de böyle yumuşatıyor. Böyle bir lezzet veriyor. Hani kremalı lezzetinde oluyor böyle süt de. Ay, Doğa dur be. Süt de böyle yumuşatıyor, bir lezzet veriyor. Aynı böyle kremalı gibi oluyor kızlar sütle de. Hemen sütünü de ilave edeyim. Bakın böyle. Birazcık da böyle süt koyacağım. Yani deyin ki bir çay bardağı kadar. Öyle. Yine şöyle tekrardan karıştırayım. Hay Allah. Onları şey içeri koyarız. Sen balığın yanına koy. Evet, böyle böyle. Bitti. Tamamdır. Bu tertemiz. Bu niyeyse kızlar bu arada? Şöyle pas gibi şeyler oldu bunda. Neden olduğunu anlamadım. Ben de alttan. Onu bir içine sileceğim ama bilmiyorum, beş oluyor mu? Veriyorum. Dur Aliye'cim.
Tertemiz. Şöyle suyunu atayım içine. Doldurayım iyice. Bunların altlarını deliyorum. Pıt. Bir pıt daha. Anne gidiyor, gidiyor. Yeter yavrum, 5 tane. Zaten yeter. Onlar oradan dökülmez mi şimdi? Dökülmezden mi? Ay, su koymayı unuttum. Koydum. Alişkom. Koydum anne. Bebeğim. Çalıştırıyorum. Onu da böyle koydum. Çalıştır. Hadi bakalım. O da pişe dursun, ben çayımı koyayım. Abla. Gelmez onlar hadi. Yazık olmuş. Ama değil mi yazık? Herkese günaydın. Günaydın teyzeleri, kızımdan günaydın size anneciğim. Evet. Herkese günaydın teyzelerim. Ya o teyzeler seni yer yer. Evet, yer bitirirler. Yer bitirirler annem. Son kalan peynirimizi de koyalım, şekerlerim buraya. Bugün bir ara bir çıkayım da en azından peynir alayım. Yeşil zeytinimiz herhalde kalmadı annem, alırız onu da. Askeri domates yapalım. Tamam annem, koyalım ondan da. Benimkinden de mi kaldı? Helva koyayım mı? Yiyecek misiniz mi? Ben yerim. Morning. Anne biliyor musun? İngilizceyi öğrendim. Aferin. Bak mesela makas glue. Glue mu? Hı. Ay yapıştırıcı glue. Hı. Makas sanırım glue. Şunları koyuyorum. Ay. Makas glue şey demek. Söyleyeceğim. Beslenme çantası demek. Hı. Sonra. Hı. Pencil sharpener da. Şey demek, kalemlik demek. Hı. Kalemlik demek. Evet, şu domateslerini de hemen şurada doğrayayım kızlar. Ben doğrayayım. Bugün dedim ki kendi kendime, ilk defa bu hafta sonu dedim alışverişe gitmeyelim Murat. Biraz dedim evden idare edelim, yani evdekilerden pişirelim edelim. Kızlar gerçekten zamlara baş edilecek gibi değil. Yani çok şükür evimde de öyle bir hani acil ihtiyacım. Acil derken öyle bir şeyim yok yani, var her şeyim dedim. Var. Süt. Etim var, kıymam var, sütüm var, ondan yoğurdumuz var, zeytin var, peynirimiz sonu, sabah şimdi bir baktım peynirin sonu işte koydum. Yumurtamız var. Yeşil zeytin istiyor, yok. Domatesin sonunu koydum. Mecburen çıkacağız yani, işte nereye kadar ne yiyemeyeceksin. Sandviçe koyuyorum ben bunları, okula götürüyorlar bilmem ne. Tabii ki de yiyecekler boğazlarına. Öyle kızlar yani, eksik ne kadar tamam evden yapalım desek de. Yemeklik evet ama kahvaltılık vallahi öyle. Neyse bir ara çıkar alırım artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi kahvaltı sabahını da böyle hazırladım kızlar. Peynir, zeytin, işte helva koydum, domates koydum. Şöyle krem peynirimizi de çıkaralım. Ondan sonra yumurtam da burada haşlanıyor. Onu salata haline getireceğim. Patateslerim fırında. Çayım da böyle ocakta. O da birazdan olur. İşte böyle canlarım. Bunun da suyu bitmiş. Pıt pıt ses geliyor. Şimdi öter. Hadi bakalım. Şurada da salatamı çıkardım kızlar. Iceberg'li yeşil soğan var bunun içinde. Evet. Hadi bakalım. Bitti. Aa,
Nerede bu kız düğmesi? Ay. Ve evet, yumurtalar doğa tarafından doğranıyor. Ondan sonra biraz böyle kızlar ılınsın da böyle ilk dumanları çıksın, ondan sonra koyacağım yeşilliğin üstüne. Çünkü öbür türlü onları hemen şey yapıyorlar. Bu arada Irmak aradı. Abla poğaça göndereceğim, kahvaltı ettiniz mi diye. Gönderecek. Her ne kadar ben yemesem de çocuklar yer sıcakken. Evet kızlar, patateslerimiz de bu şekilde olmuş. Mis gibi gözüküyor valla. Şimdi onları da tabağa alayım, masaya götüreyim. Şimdi böyle yumurtaları da dökeyim buraya. Karabiber döktüm. O yüzden böyle oldu. Biraz daha karabiber ilave edeceğim üzerine. Pul biberi de çıkar yavrum. Sumak da çıkar anneciğim. Tamam. Önce limon da ver annem. Ha bir de nane. Nane de atacağım. Aslında taze nane olduğunda taze nane ve maydanoz mutlaka koyuyorum ama şu an yoklar. O yüzden. Ve biz bu şekilde soframızı hazırladık kızlar. Salatamı yaptım. Bolca şöyle. Kahvaltılıklarımı buraya koydum. Burada da sütlü fırında patatesimiz. Çayları da doldurduk. Aliş'in de sütü var. Ve Irmak da, bunu da göster diyor Aliya. Irmak da şöyle minik poğaçalar yapmış. Pizza poğaçalar. Sağ olsun. Öyle. Hadi bizlere afiyet olsun. Hepinize mutlu mutlu. Mutlu mutlu pazarlar. Birazdan bu vlogumu sizinle paylaşacağım inşallah. Görüşürüz canlarım. Kanalıma lütfen ve lütfen abone olmayı, bol like ve bol yorum yapmayı lütfen unutmayın. Büyümek için, ilerlemek için sizlere ihtiyacım var kızlar. Söyle Aliya. Bir de zil tuşuna basarsanız, açarsanız sevinirim. Ya yerim senin ağzını. Bakar mısınız? Bu da kızımın ricası. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz kızlar.